5 Kasım 1998'deki Vålerenga maçı tarihin en büyük hayal kırıklıklarından biridir Beşiktaşlılar için. Siyah beyazlılar favorisi oldukları eşleşmede ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybetmiş, turu rövanşa bırakmıştı. İstanbul'daki maçın ilk yarısında her şey istenildiği gibi gitmiş, Norveç ekibini sahayı dar eden Kara Kartal, Oktay ve Tayfur'un golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girmişti. Tüm Beşiktaş taraftarı gibi Bahattin İnan da çeyrek final sevincini yaşamaya çoktan başlamıştı. Bahattin Bey bununla da kalmayıp o zaman 10 yaşında olan oğlu Tugay'a turun cepte olduğunu ve artık yatması gerektiğini söylemişti. Ertesi gün okula gidecek olan Tugay da maçı kazanmış olmanın rahatlığıyla yatağına gitmişti. Sen bilir her gece yarım, gözümdeki yaşım sigara dumanı. Ama ikinci devrede her şey değişti. Vålerenga 20 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-3'e getirdi ve Beşiktaş elendi. Tugay ve babasına hayatları boyunca unutamayacakları acı bir hatıra kaldı. O günden akıllarda kalan en önemli olaylardan biri Bahattin Bey'in tesislere gidip takım kaptanı Mehmet Özdile'ye ettiği sistemdi. Üzgün baba Şifo Mehmet'e devre arasında uyuttuğu oğluna sabah ne diyeceğini soruyordu. Tamam dedeseniz haklısınız. Özür diliyorum. Oğlum yok bakın günleri şeydi. Oğlum ilk yarıyı seyretti 3-0. Dedim ki oğlum yat sabah okula kalkacaksın. İkinci yarıda oğlum uyudu. Ben şimdi sabah günü ne diyeyim çocuğuma. Yorumcumuz Ergin Aslan o günün kahramanlarını buluşturdu. Mehmet Özdilek, baba Bahattin İnan ve oğlu Tugay İnan. Bahattin Bey şöyle anlatıyor maçtan sonra yaşadıklarını. Ben aslında gayet rahattım. Dedim ki yani ilk yarı 3-0 almışız bu maçı. Gayet rahat olacağını düşündüm. O ara dedim yani oğlum tamam sen sabah okula kalkacaksın yat. Biz bu maçı aldık. Ama zaman geçtikçe hadi bir tane oldu. Dedi ki ya olur yani normaldir. Bir daha oldu. Ya zannediyorum... Kabus gibi bir şey. 18 dakikada mı ne? 3 tane gol birden oldu. Şimdi ben bunu böyle bir rüya gibi gördüm. Yani inanmıyorsun ya sabah kalkacağım yok böyle bir şey falan diyorsun ama gerçek olduğunu görünce o ara ne yapayım ne yapayım dedim. Ya dedim ya gideyim bir sorayım bakayım yani nedir bu olay dedim. Kaptan nasıl oluyor dedim yani biz 3-0 galibiz ve ilk yarı ikinci yarı 3-3 oluyor yani nasıl olur diyorum. Kaptan da gayet olgunlukla ya dedi evet oldu dedi yani özür dilerim dedi yapacak bir şey yok ama şimdi ben sabah hakikaten düşünüyordum çocuğa yani ben şimdi sabah çocuğa ne diyeceğim yani baba sen bana yat dedin biz aldık şimdi diyorsun ki elendik dedim oğlum elendik dedim 3-3 oldu maç dedim baba ben de biliyorum zaten uyumamıştım sen bana uyu dedin ama dedi uyumamıştım dedi çünkü ben de o maçı dedi çok bekliyordum uyumamıştım dedi 3-3 oldu biliyorum baba dedim. Ne yapalım oğlum? Sağlık olsun. Beşiktaş hayatımızda da böyle bir şey oluyor demek ki.